Herkese merhabalar. Bugün Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu'da bulunan Cennet ve Cehennem mağaralarına geldik. Bakalım biz de ilk defa burayı göreceğiz. Sizlere de birazdan videolarda tabii burayla ilgili bilgiler vereceğiz. Hadi o zaman ne yapalım? Geç kalmadan. Koş 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 koş. Arkadaşlar, Cehennem Mağarası burasıymış. Vallahi sallanıyor şu anda bulunduğumuz yer, sallanıyor harbiden. Böyle bir cam platform var. Cam teras. Aşağı bakmasam daha iyi. Yukarı bakarak hareket etsem daha iyi. Güneş gözüme vurmasa güzel fotoğraflar çıkacak ama güneşten dolayı ben video çekiyorum arkadaşlar. Sevgili Ece bugün bize eşlik etti, sağ olsun. Ececiğim çok teşekkür ediyorum. Konuş konuş Ece, çekinme, konuş. 450 basamak. Şimdi bu bastıklarımızdan saymaya başladı mı? Sayalım mı? Sayalım. Dur bekle. Şaka. Şimdi nereye gidiyoruz? Cennet mağarasına doğru. Demin cehennem mağarasındaydık. Şimdi cennet mağarasına doğru gidiyoruz. Çıkışta beni aldırırsınız artık. Ben bu basamakları geri dönemem. Kamera sallanmasın diye yavaş gidiyorum. Ece, tabi cennet olunca koşa koşa gidersin. Demin cehennemde böyle değildin.
Ama harbi mis gibi kokuyor buralar ya. Mis gibi kokuyor buralar. Vallahi mis ki amber derler ya. Nasıl güzel bir kokudur ya. Ece, iki yol ayrımı var. Şurada bir bakıp geliyorum. Burada yaban hayvanları var mıdır sence? Zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Ben bir iki fotoğraf alıp sonra devam edeceğim. Arkadaşlar, şu anda burada aldığım kokuyu var ya, yemin ediyorum anlatamam. Cennet kokusu dedikleri bu olsa gerek. Ya böyle güzel bir koku yok. Mükemmel. Bekleme, beklemeyece devam et sen. Sıkıntı yok. Devam edebilirsin. Kaç basamak saydın? Saymadım. Saymamış. Ece Hanım, sağ olsun radyocu arkadaşımız. Saymadım. Mersin'deki rehberimiz sevgili Ece. Ayda 4 defa geliyormuş buraya. Bana dedi ki seni mutlaka götürmem gerekiyor. Desem inanmayın. Ece'yi ben buraya getirdim herhalde ilk defa. Doğru mu Ece? Evet. İkinci gelişin değil değil mi? Bu ilk gelişin. İlk gelişin. Evet. Yalnız benim de böyle çok iyi bir huyum var. Gittiğim şehirlerde o memleketin insanlarını, onların bulunduğu tarihi, turistik ve böyle gezilecek yerlerde gezdiriyorum. Allah benden razı olsun. Amin. Oh. Cennet çukurunda doğamızı da aldık Ece Hanım'dan. Devam ediyoruz. Ece dönüşte şu asansör mü? Asansörle çıkabiliyor muyuz? Şurada bir asansör gördüm. Ne var canım bunda? Çıkarız. Çocuk oyuncağı. Sıkıntı yok. İbrahim Elden burada olsaydı. Kuzen ya. Şu asansör çalışıyor mu? Ben onunla inip çıksam olur mu? İbrahim yanımızda yoksun ama. Yani hep dilimizdesin. Hep dilimizde ve kalbimizdesin. Abi vallahi ben cennetteyim ya. Evet. Aşağıda değil mi? Bitiş noktası. Hı hı. Tamam. Şurayı çekeceğim. Bir tane güzel fotoğraf çekmeyi beceremedin Ece. Yani ifşa ediyorum seni burada. Sen sana söylüyorum evet. İbrahim Elden daha güzel fotoğraf çekiyor senden. Git İbrahim Elden çeksin o zaman. Ben de her gittiğim yerde çalışma arkadaşlarım var diye, ekip arkadaşlarım var diye seviniyorum. Ya da çeker miyim ben seni? Şaka yaptım ya. Video kapalı zaten. Şaka ya, yaptım. Ama hiç kapalı gibi durmuyor. Allah'ım cenneti gördüm. Yaş ve üzeri engelli vatandaşlara gerçekten bu harika bir hizmet. İbrahim hadi iyisin. Gerçekten asansöre alacaklar seni. 65 yaş üstü olarak. Evet. Evet Ece.
Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne düşman gelir, ne bir şey gelir buraya. Ama burada sadece oy anam. Dizlerimde hal kalmadı Ece. Toparlanamıyorum. Oy azmırım. Ne diyordun sen? Çamura dikkat. Olduğumuz yer cennet mağarası. Vallahi aşağıda çok kaygan bir zemin ve çamur vardı. Biz bayağı bir düştük, kalktık, düştük, kalktık. Sona kadar gidemesek de hava kararmak üzere. Onun için yavaş yavaş yol alıyoruz. Tabii ekip arkadaşlarım bana kızgın ve küskün. Şu anda gözlerime bakıyorlar. Çünkü çamura düşe kalka. Kızmayın, kızmayın lütfen. Bakın, dikkat kaygan zemin demişler ya. Burada birileri bizim gibi elini temizlemiş ama biz elimizi sürmedik henüz oraya. Evet, devam ediyoruz. Her inişin bir çıkışı varmış. Demin indik, şimdi çıkıyoruz. Şu kuş seslerine maşallah. Arkadaşım diyor sen orada bekle, ben yukarı çıkıp diyor fotoğrafını çekeceğim. Ama ben de diyorum ki aşağıdan çek böyle yukarı gözüksün diye. Mesela şöyle. Çekebilirsin. Vallahi bir sesler. Sağlam yani. Hemen solumuzda Meryem Ana Kilisesi.